Merhaba arkadaşlar. Bugün Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi ünitemize devam ediyoruz. İlk başlığımız 2. İnönü Savaşı. Arkadaşlar hatırlayacaksınız 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na hem TBMM hem Osmanlı birlikte çağrılmış. Fakat Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa, "Ben sözü bu milletin gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani Bekir Sami Bey'e bırakıyorum." demiş. Ve Londra'da oynanmak istenen oyunu bozmuş. Dolayısıyla düşmanlar bize Sevr Anlaşması'nı Londra'da kabul ettirememişlerdi. İşte Londra Konferansı'nda istedikleri sonucu alamayınca tekrar Yunanlıları devreye sokmuşlar ve Yunanlıların saldırısıyla 2. İnönü Savaşı başlamış. Arkadaşlar 2. İnönü Savaşı ile ilgili bakın ilginç bilgiler var. Mesela bu savaşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni koruyan muhafız alayı da gönderilmiş. Diğer savaşlarda böyle bir bilgi yok. Buraya dikkat edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni koruyan muhafız alayı da bu savaşa katılmıştır. Yine TBMM bu savaş sırasında Koçgiri ve Pontus Rum isyanı ile uğraşmıştır. Hatırlayalım 1. İnönü Savaşı'nda da Çerkez Ethem isyanı ile uğraşmıştır. Yine 2. İnönü Savaşı'nda İsmet İnönü'nün Yunan ordusunun geri çekilişini izlediği meşhur bir tepe var. İşte o tepenin adı Metris Tepe'dir. Soru bankaları ve deneme sınavlarında 3 tepe özellikle soruluyor. Metris Tepe dedi mi İnönü Savaşı, Doğa Tepe dedi mi Sakarya Savaşı, Koca Tepe dedi mi büyük taarruz gelecek aklımıza. Arkadaşlar 2. İnönü Savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne duyulan güven artmıştır. Ülkemizi işgal eden işgal güçleri Türk ordusunun başarısını görünce jest yapmaya başlamışlar ve Fransızlar Zonguldak'tan çekilmeye başlıyorlar. İtalyanlar ise Anadolu'dan çekilmeye başlıyorlar. Bu durum bize İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığının arttığını gösteriyor. Arkadaşlar o zaman burada şöyle güzel bir soru gelebilir. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra savaş yapmadan kurtardığımız şehir neresidir derse cevabımız Zonguldak olacak. Fransız ve İtalyanlar Eskişehir-Kütahya Savaşı'nda yenildiğimizi görünce Anadolu'yu terk etmekten vazgeçecekler. Ama Sakarya Savaşı'nı biz kazandıktan sonra ikisi de Anadolu'yu terk edip gideceklerdir. Tabii Fransa ve İtalya jest yapınca İngiltere diyor ki ben de jest yapacağım. Mal tescillerinin bir kısmını yani yaklaşık 40 kişiyi serbest bırakmıştır. Yine sorularda çok karşımıza çıkıyor Mustafa Kemal'in o meşhur kutlama mesajı. Siz orada sadece düşmanı değil, aynı zamanda milletin makus talihini yendiniz sözünü 2. İnönü Savaşı'ndan sonra söylemiştir. Yine Fevzi Çakmak 2. İnönü Savaşı'ndan sonra orgeneral oluyor. Kuzey Afrika'da bulunan çok meşhur bir tarikat, Sunusi Tarikatı, Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen bir bildiri yayınlıyor. Ki Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda bu tarikatla tanışmıştı. Yine Kızılay için nakdi yardım toplanıyor. Yine çok ilginç bilgiler var bakın. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra arkadaşlar son halife Abdülmecid'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya gelmek istiyor. Fakat Mustafa Kemal tarafından reddedilmiştir. Ankara'ya gelmesine izin verilmemiştir. Yine arkadaşlar çok önemli bir not. İnönü Savaşları'na katılan 12 yaşında bir kadın kahramanımız var. Nezahat Hanım. Kendisine Türklerin Jeanne d'Arc'ı denilmiştir. Bunu da unutmuyoruz. Yine İnönü Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Türk ordusu gaza geliyor. Diyor ki 1. İnönü'yü ben kazandım. 2. İnönü'yü ben kazandım. Bu defa da ben saldırayım diyor ve Aslıhanlar Dumlupınar Savaşı'nda ilk kez taarruza geçiyor. Fakat Aslıhanlar Dumlupınar Savaşı'nda Türk ordusu başarısız olmuştur. Arkadaşlar bir anlamda düzenli olduğunun ilk başarısızlığı diyebiliriz. Ve bu başarısızlık üzerine Refet Bey'le görevden alınmıştır. Hatırlayalım düzenli ordu kurulunca İsmet İnönü ile Refet Bey'le birlikte getirilmişti ordunun başına. Ve Aslıhanlar Dumlupınar Savaşı'nda başarısız olduğu için görevden alınan paşamız Refet Bey'ledir. Tabii arkadaşlar biz Aslıhanlar Dumlupınar Savaşı'nda ordumuzun taarruza hazır olmadığını anladık. Tabii bunu Yunanlılar da anladı. Bu başarısızlığımız üzerine Yunanlılar hiç beklemeden taarruza geçtiler. Ve yapılan savaşı kaybettik arkadaşlar. Eskişehir-Kütahya Savaşı'nı.
Savaş sonucunda Yunanlılar Eskişehir, Kütahya ve Afyon'u işgal ettiler. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Mustafa Kemal cephedeki ordu komutanı İsmet İnönü'ye taktik icabı orduyu Sakarya'nın doğusuna çekmek istemiştir. Böylece Sakarya doğal bir set olacak ve Türk ordusu toparlanmak için zaman kazanacaktı. Tabii bu olay üzerine arkadaşlar düşman ordusu Ankara Polatlı'ya kadar geliyor. Polatlı'da patlayan top sesleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duyuluyor. Dolayısıyla Ankara'da bir panik heyecan artıyor. Ve Mustafa Kemal'e çok sert muhalefet yapılıyor. Ordu millet nereye gidiyor tartışması yaşanıyor. Hatta bazı vekiller düzenli orduyu kaldıralım, Kuvay Milliye'ye geri dönelim fikrini ortaya atıyorlar. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiş. Hatta birçok vekilin eşi ve çocukları Kayseri ve Sivas'a gönderilmiştir. Yine Yunanlıların başarısı üzerine Fransız ve İtalyanlar Anadolu'dan çekilmekten vazgeçiyorlar. Yani biz de kalıyoruz diyorlar. Arkadaşlar Eskişehir-Kütahya Savaşı'nı kaybettiği için İsmet İnönü Batı Cephesi Komutanlığından alınıyor. Yerine Fevzi Çakmak atanmıştır. O zaman bir kere daha hatırlayalım. Gediz Savaşı'nda yenildiği için görevden alınan kişi Ali Fuat Cebesoy'du. Aslanlar Dumlupınar Savaşı'nda yenildiği için görevden alınan Refet Bele'ydi. Eskişehir-Kütahya Savaşı'nı kaybettiği için görevden alınan paşamız da İsmet İnönü. Yerine kim getirilmiş? Fevzi Çakmak getirilmiş. Yine çok çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Eskişehir-Kütahya Savaşı sırasında Mustafa Kemal ilk eğitim kongresini topluyor Ankara'da. Marif kongresini toplamıştır. İşte 100-150 öğretmeni bir salonda topluyor. Onların eğitimi tartışmasını istiyor. Tabi bazıları paşam düşman Ankara Polatlı'ya gelmiş siz eğitim kongresi düzenliyorsunuz dediklerinde cahillikle yapılan savaşın düşmanla yapılan savaş kadar önemli olduğunu söylüyor arkadaşlar. O zaman unutmayın ilk eğitim kongremiz hangi savaş sırasında toplanmış? Eskişehir-Kütahya Savaşı diyeceğiz. Arkadaşlar bu savaş sonrasında Mustafa Kemal efendiler diyor. Yani düşman kapıya dayanmış. Saatlerce oturup konuşmanın, tartışmanın anlamı yersiz diyor. Gelin bana 3 aylığına başkomutanlık yetkisi verin, ben bu işi düzelteyim diyor arkadaşlar. O zaman unutmayalım, Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan önce verilmiştir. Bu ayrıntıya çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü soruda önce diyebilir, sonra diyebilir. O yüzden Eskişehir Kütahya'dan sonra Sakarya'dan önce diyeceğiz. Tabii Mustafa Kemal'e arkadaşlar bu yetki daha sonra 3 kez verilmiş, sonra sınırsız hale getirilmiş ve Mustafa Kemal bu görevi Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar sürdürmüştür. Peki Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin verilmesinin nedeni nedir? Kararların daha hızlı bir şekilde alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, Türk ordusunun sevk ve idaresini kolaylaştırmak ve Yunan işgalini durdurabilmek için vermiştir. Ki süre sınırlı tutulmuştur arkadaşlar, bunu da özellikle belirtelim. Yine başkomutanlık yetkisi oy birliğiyle alınmıştır. İşte burada şöyle bir soru geliyor. Peki Mustafa Kemal'e muhalif olanlar neden oy verdi arkadaşlar? O zaman ne diyeceğiz? Muhaliflerin amacı Mustafa Kemal'in başarısız olacağı ve çekileceği düşüncesi. O yüzden oy vermişler. Yani bu kadar kısa bir sürede bir şey yapamaz. Eline yüzüne bulaştırır, çekilmek zorunda kalır, meydan bize kalır diye düşünmüşler. O yüzden başkomutanlık yetkisi oy birliğiyle Mustafa Kemal'e verilmiş. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Mustafa Kemal askerlik görevinden ne zaman istifa etmişti? Amasya genelgesinden sonra Erzurum Kongresi'nden önce istifa etmişti. İşte size sınavda der ki, askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal askerlik görevine ne zaman geri dönmüştür diye sorarsa Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra başkomutanlık yetkisiyle askerlik görevine geri dönmüştür. Yine önemli bir bilgi arkadaşlar, Mustafa Kemal başkomutan olarak herhangi bir savaş yönetmiş midir? Evet, Sakarya ve Büyük Taarruz'u başkomutan olarak Mustafa Kemal yönetmiştir. Yine arkadaşlar Mustafa Kemal Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra başkomutanlık yetkisini alır almaz ordunun ihtiyacını karşılamak için
Tekalifi Milli Emirlerini yayınlamıştır. Burası da çok önemli. Tekalifi Milli Emirleri bir anlamda topyekun seferberlik demek arkadaşlar. Diyor ki ey aziz milletim, sizden son kez büyük bir fedakarlık bekliyorum diyor. Ve ola ki yardım etmeyenler olabilir düşüncesiyle de istiklal mahkemeleri devreye sokulmuştur. Toplanacak yardımlar Sakarya Savaşı'ndan daha çok büyük taarruza faydası olmuştur. Yine bakın önemli bir soru arkadaşlar. Tekalifi Milli Emirleri Osmanlı'daki hangi vergiye benzetilir diye soruluyor. Avarız vergisi diyeceğiz. Yine emirleri yerine getirmek için her il ve ilçede tekalifi milliye komisyonları kurulmuştur. Arkadaşlar burada bir de şuna dikkat edin. Tekalifi Milli Emirlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi değil Mustafa Kemal çıkarmıştır. Bu ayrıntıya da dikkat edelim. Arkadaşlar bu emirlere göre her aile birer kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacak ve komisyona verecek. Ve bu yapılan yardımların %40'ı sonradan devlet tarafından ödenecek deniliyor arkadaşlar. Ve bu aziz millet neyi var neyi yok ortaya koymuş ve büyük bir fedakarlık göstererek yokluk içerisinde büyük bir zafer kazanmıştır arkadaşlar. Allah bu millete zeval vermesin diyoruz. Çünkü aynı şeyi her defasında tekrar tekrar yapan büyük bir millet arkadaşlar. Geliyoruz Sakarya Meydan Savaşı'na. 23 Ağustos 12 Eylül 1921. Arkadaşlar Sakarya Savaşı'na Subay Savaşı da deniliyor. Çünkü birçok subayımız bu savaşta şehit düşmüş. Mustafa Kemal ise bu savaşa Melhame-i Kübra demiştir. Bakın çıkabilecek çok güzel bir soru. Subay Savaşı ve Melhame-i Kübra hangi savaşın diğer isimleridir derse cevabımız Sakarya Savaşı olacak. Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan cesaret bulan Yunanlılar ulusal mücadeleyi yok etmek ve Ankara'yı ele geçirmek için taarruza geçiyorlar. Tabii tribün kalabalık, Fransızlar var, İtalyanlar var, İngilizler var. Bir de tribünün dışında Ruslar izliyor arkadaşlar. Eğer bu savaşı kaybetsek Ruslar da doğudan Anadolu'ya girmeyi düşünüyormuşlar. Ve Yunanlılarla savaşımız başlıyor arkadaşlar. Ve herkes şok olacak çünkü Sakarya Savaşı'nı Türk ordusu kazanacak. Sakarya'da savaşın en çetin geçtiği yer Duatepe'dir arkadaşlar. Hatırlayalım, Metristepe dedi mi? İnönü Savaşı Duatepe dedi mi? Sakarya Savaşı büyük taarruz dediğimiz zaman da başkomutanlık meydan savaşı geliyordu aklımıza. Sakarya Savaşı'nı bizzat başkomutan olarak Mustafa Kemal yönetmiştir. Mustafa Kemal bu savaşta attan düşerek yaralanıyor arkadaşlar. Hatırlayalım, Mustafa Kemal 3 savaşta yaralanıyor. Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Sakarya Savaşı. Yine Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karışı kanla ıslanmadıkça bu ülke terk edilmeyecek diyerek bu savaş taktiğiyle Yunanlıları durdurmayı başarıyor. Kardeşlerim yüzey savunma stratejisini uyguluyor. İlk kez Mustafa Kemal tarafından bu savaşta uygulandığını söyleyebiliriz. Sakarya Savaşı Türklerin zaferiyle sona ermiştir dedik. Sonuçta Yunanlılar savunmaya, Türkler taarruza geçmişlerdir. Ve 2. Viyana kuşatmasından beri hep geri çekiliyorduk. İşte Sakarya'da bu geri çekilişimiz sona ermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu zafer üzerine Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi vermiştir. Arkadaşlar Mustafa Kemal'e gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihi günümüzde Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. İngiltere ile esir değişimi anlaşması yapılıyor ve İngiltere Malta'da bulunan tüm esirleri serbest bırakmıştır. Yine Ukrayna ile dostluk antlaşması yapıyoruz. O zaman Sakarya Savaşı'ndan sonra bizi tanıyan bir ülkede Ukrayna olmuştur. İtalyanlar 2. İnönü'den sonra kısmen çekilmeye başlamışlardı. Fakat Eskişehir, Kütahya'da çekilmekten vazgeçmişlerdi. Ama Sakarya'da zaferimizi görünce artık kalmanın bir anlamı yok demişler. Anadolu'yu tamamen terk etmişlerdir. Yine İtilaf Devletleri arkadaşlar Sakarya Zaferi üzerine bizi Paris'e davet ediyorlar. Ve Paris Mukarreratı denilen bir barış teklifinde bulunuyorlar. Fakat Türk tarafı bu teklifi reddetmiştir. Çünkü neyi anladık? Düşmanı Anadolu'dan atmadan
masaya oturduğumuzda önümüze ne gelecek? Sev gelecek arkadaşlar. O yüzden reddediyoruz. Ama buna rağmen, reddetmemize rağmen Avrupa ile diplomatik ilişkilerimizi koparmıyoruz. Mustafa Kemal Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşe'ye Avrupa'ya göndermiş, ikili görüşmelerde bulundurmuş arkadaşlar. Yine Sovyet Rusya'nın isteği üzerine Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşması yapılmış ve Kars Anlaşması'yla doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir. Bu anlaşmayı Kazım Karabekir imzalamıştır arkadaşlar. Fransa ile 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması'nı yapıyoruz. Anlaşmayı Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal Bey imzalıyor. Ve bu anlaşmayla Fransa Anadolu'yu terk ediyor. Hatay hariç güney sınırımız çizilmiş, bölgedeki Türklerin hakları korunmuş. Hatay ve İskenderun'da özel bir yönetim kurulması kabul edilmiş. Resmi dilleri Türkçe olacak ve Caber Kalesi Türk toprağı olacak denilmiştir. Hatırlayalım, Caber Kalesi Türkiye'nin sınırları dışında bayrağının dalgalandığı tek toprak parçası. Ama günümüzde nereye taşındı bu yer? Suriye'de yine Eşme köyüne taşındı arkadaşlar. Yine Fransızlara Bağdat Demiryolu, Ergani Madenleri ve Adana'da pamuk işletmelerinde ayrıcalıklar verilmiş. Bakın burada da imtiyaz veriyoruz. Fransa da bunun karşılığında bazı askeri mühimmatlarını bize bırakmıştır. Böylece Ankara Anlaşması ile TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa olmuştur. Arkadaşlar Hatay, Misak-ı Milli'den ikinci tavizimiz olmuştur. Yine hatırlayalım, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile yaptığımız Moskova Antlaşması'nda Batum'u ilk taviz olarak vermiştik. Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa ile yaptığımız Ankara Anlaşması'yla da neyi taviz veriyoruz? Hatay, Misak-ı Milli'den ikinci tavizdir diyoruz. Yine arkadaşlar Sakarya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu tamamen terk eden ülkeler hangisidir? İtalya ve Fransa diyeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun en fazla insan kaybı verdiği savaş yine Sakarya Savaşı'dır diyeceğiz. Türkiye'nin hem doğu sınırı hem de güney sınırı hangi savaştan sonra çizilmiştir? Bakın çok güzel bir soru. Sakarya Savaşı'ndan sonra çizilmiştir. Ankara Anlaşması'yla güney sınırımız, Kars Antlaşması'yla da doğu sınırımız çizilmiştir. Yine İstanbul işgal altındayken Boğaz'da düşmanın önünden kaçıp kurtuluş mücadelesini Karadeniz'den silah ve erzak taşıyarak destek veren bir gemimiz var. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'na katılan o tek gemimizin adı Alemdar gemisidir. Bu da unutmuyoruz, önemli bir bilgi. Yine Kurtuluş Savaşı sırasında Karadeniz'de silah ve malzeme sevkiyatı yapmada kullanılıyor bu gemi. Ereğli açıklarında da Fransızlarla çatışmışız. O zaman bir defa deniz savaşı yapmışız. O da küçük çaplı bir çatışma. Kiminle yapmışız bu çatışmayı? Fransızlarla yaptığımızı da bilelim. Yine bakın önemli bir bilgi. Madem savaşmışız denizde, o zaman Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz şehidini duymuş muydunuz acaba? Rizeli Recep Kahya Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz şehididir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunanlıları Anadolu'dan atmak için bir taarruz planı hazırlanıyor. Bu taarruz planı Afyon Sandıklı'dan başlaması kararlaştırılıyor. Dolayısıyla Afyon Sandıklı'nın Arapça yazılışının ilk harfi, sat harfi bu hazırlanan plana verilmiş isim olarak. O zaman Sakarya Savaşı'ndan sonra hazırlanıp fakat uygulanamayan taarruz planının adı sat harekatıdır diyeceğiz. Yine Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen Sakarya Savaşı'na katılarak onbaşı rütbesi alan kadın kahramanımız kimdir diye sorulursa Halide Edip adı var diyeceğiz. Yine arkadaşlar Sakarya Türküsü adlı şiirin yazarı kimdir diye meşhur bir şiirimiz var biliyorsunuz. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya dizelerinin sahibi Necip Fazıl Kısakürek'tir. Geliyoruz son savaşımıza arkadaşlar. Büyük Taarruz 26 Ağustos 18 Eylül 1922. Tarihe dikkat edin. Sakarya Savaşı'ndan tam bir yıl sonra arkadaşlar. Mustafa Kemal bu savaşa Rum Sındığı adını vermiştir. Yine bu savaşa Başkomutanlık Meydan Savaşı, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Yurt Kurtaran Savaş da denilmiştir. Ki geçen sene Rum Sındığı sorusu soruldu arkadaşlar.
Büyük taarruzun savaş planları Konya, Akşehir'de yapılmıştır. Biraz önce söyledim, Sakarya Savaşı ile Büyük Taarruz arasında bir yıllık bir zaman dilimi var. İşte bu bir yıllık zaman diliminde müthiş bir hazırlık yapılmıştır. Ne yapılmış? Birlikler batıya kaydırılmış, tekalifi milli emirlere uygulanmış, Rusya'dan yardım alınmış, Fransa ve İtalya'dan silah ve cephane alınmış, Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi uzatılmış. Çok ciddi bir hazırlık yapılmış arkadaşlar. Tabii bu hazırlıktan milletvekilleri haberdar edilmemiş. Mustafa Kemal yaptığı hazırlıkları bir sır olarak saklamış arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı Afyon Kocatepe'de taarruz emrini vermiştir. Bu çok meşhur resmini de biliyorsunuz. Taarruz emrinden yaklaşık 5-10 dakika önce çekilmiş bir resmi arkadaşlar. Afyon Kocatepe'de. Yine şunu hatırlayalım arkadaşlar. Kocatepe deyince 3 tepemiz vardı. Bir kere daha hatırlıyoruz. Metris Tepe, Dua Tepe ve Kocatepe. Burada bir de şöyle bir soru geliyor arkadaşlar. Mustafa Kemal neden 26 Ağustos tarihini tercih etmiştir? Arkadaşlar 26 Ağustos tarihi 1071 Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı gündür arkadaşlar. O güne denk getirmesi de çok anlamlı olmuş diyoruz. Türk ordusu 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Yunanlıları yenmiştir. Ve 30 Ağustos 1935 yılından beri Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. O yüzden bizde Ağustos ayı Zafer Ayı olarak bilinmektedir. Arkadaşlar bu savaş sırasında 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Paşa, Mustafa Kemal'e verdiği sözü tutamadı, Yunanlıları belirlenen sürede engelleyemediği için intihar etmiştir. Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz sözünü bu savaşta vermiştir arkadaşlar. Ve Türk ordusu 9 Eylül sabahı İzmir'e girmiştir. Ve Türk ordusu İzmir'e girdiğinde ordunun başındaki komutan Fahrettin Altay'dır. Arkadaşlar büyük taarruzu zafer sonucunda Yunan ordusu başkomutan vekili Trikopis esir alınmıştır. Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmış ve Anadolu Yunan işgalinden temizlenmiştir. Bu zafer üzerine Fevzi Çakmak Mareşal olmuş, İsmet İnönü ise Orgeneral olmuştur. Tabii milli mücadeleye çok zarar veren ve Sevr Anlaşması'nı imzalayan İstanbul hükümetinin önemli sadrazamlarından biri damat Ferit ve ailesi bu zafer üzerine ülkeyi terk edip Fransa'ya kaçmışlardır. Yine bu zafer sömürge toplumlarına örnek olmuştur. İtilaf devletleri arkadaşlar 3 savaştan sonra bize ateşkes teklifinde bulunmuşlardır. Bu 3 yer önemli, bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'ydı ama önümüze Sevr geldiği için reddettik. Sakarya Savaşı'ndan sonra Paris Mukarreratı ama ne dedik, düşmanı Anadolu'dan atmadan masaya oturmayacağız dedik. Ama büyük taarruzdan sonra yapılan ateşkes anlaşmasına katılacağız. O da Mudanya Ateşkes Anlaşması. Arkadaşlar büyük taarruzda düşmanı Anadolu'dan temizleyince daha kurtaramadığımız yerler var değil mi? Neresi? Boğazlar, İstanbul ve Trakya. Bunun üzerine Türk ordusu harekete geçti arkadaşlar ve Boğazlar'da İngiliz ordusuyla karşılaştık. İşte bu karşılaşma olayına tarihte Çanakkale krizi denilmiştir arkadaşlar. Böylece büyük taarruzla ilgili önemli bilgileri söylemiş olduk. Bunun dışında arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlıların Anadolu'da yaptığı mezalimi belgelemek için kurulan komisyonun adı Tetkiki Mezalim'dir. İşte Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz şehit oranlarını görüyorsunuz. En fazla şehit Sakarya Meydan Savaşı'nda verilmiş arkadaşlar. 3.288 şehit vermişiz Sakarya Savaşı'na. Yani Kurtuluş Savaşı'nda yaklaşık 10.000 şehidimiz var arkadaşlar. Yine Kurtuluş Savaşı'nı Türklerin kazanmasını Yunan kaynakları Küçük Asya felaketi olarak değerlendirmişlerdir. Bunu da unutmuyoruz. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir dizelerinin sahibi kimdir? Arkadaşlar bu dizeler nerede yazıyor? Çanakkale'nin bayırlarında yazıyor değil mi? İşte Çanakkale Savaşı ile ilgili yazılmış bir dize değil arkadaşlar. Bu büyük taarruz zaferi üzerine yazılmış bir şiirdir arkadaşlar.
İşte bu meşhur şiirin yazarı Necmettin Halil Onan'dır. Yine kardeşlerim, meçhur asker anıtı büyük taarruzdan sonra dikilmiş, yapılmış bir eserdir. Mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu'dur diyoruz. Böylece arkadaşlar, cepheler döneminde savaşlar kısmını bitirmiş oluyoruz. İkinci İnönü Savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı dedik. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra Aslanlar Dumlupınar'da Türk ordusu taarruza geçti fakat başarısız oldu dedik. Bunun üzerine Refet Bele görevden alındı dedik. Ordumuzun taarruza hazır olmadığını gören Yunanlıların saldırısıyla Eskişehir-Kütahya Savaşı oldu ve Eskişehir-Kütahya Savaşı'nı kaybettik. Bu başarısızlık üzerine İsmet İnönü görevden alındı dedik. Daha sonra Sakarya Savaşı'nda düşmanı yendik. İtalya ve Fransa Anadolu'yu terk etti dedik. İngilizler Yunanlılara verdiği desteği kesti dedik arkadaşlar. Ve büyük taarruzda da Yunanlıları yendik, denize dökmeyi başardık ve Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdık. Şimdi sıra neye geldi? Masa başında zafer kazanmaya. İnşallah onu da bir sonraki ders videomuzda göreceğiz. Hoşçakalın.